Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve My Career serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz daha ilerliyoruz ama merak etmeyin. Şu ilk 5'e bir yerleşelim, toparlayacağız. Ben arka planda maçları yapmaya devam ediyorum. Biraz geride kaldığımız için ilk 5'e çıkmaya çalışıyorum. Şu an 6. adam konumundayız. İlk 10 maçı tamamladıktan sonra ve antrenman atlamadıysanız artık kendi antrenmanınızı kendiniz seçme özelliği geliyor. Biliyorsunuz bu sene finishing, shooting, playmaking ve defans olarak kategoriler 4'e ayrılmış durumda ve hepsinin de özel kendine göre klozetleri var. Ben şu anda antrenmanlardan size en aktif olanları, en efektif olanları göstermeye çalışacağım. Finishing'de contested finisher'ı herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Zaten en fazla puan veren de o ama bütün page'lerinizi burada kasmanıza gerek yok. İlerleyen bölümlerde jump shot creator, yani kendi şutumuzu kendimiz oluşturabilme özelliğini de bakacağız. Contested finisher çok basit, hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Potaya doğru giderken hızlı koşmaya basmadan iki kere şut düğmesine arka arkaya bastığınızda böyle Eurostep tarzı bir turnike bırakıyor. Bu animasyonuna göre değişiyor ama genellikle Eurostep tarzında bırakıyor ve genelde bunlar basketle sonuçlanıyor. Zaten şu anda gördüğünüz gibi böyle 3 yıldızla çıkıp istediğiniz puanı çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Diğerleri için de göstereceğim ama dediğim gibi bu sene antrenmanların çok aşırı bir önemi yok. 25 antrenmandan sonra jump shot creator açtıktan sonra girmeseniz de olur. Ben şahsen öyle yapmayı planlıyorum. Çünkü çok az puan veriyor. Bazen sahaya NBA efsaneleri geliyor mesela. Sallıyorum, Philadelphia'dayız ve Allen Iverson antrenmana geliyor. Allen Iverson geldiği zaman ya başka bir NBA efsanesi geldiği zaman takımınızın verdiği puan da 2'ye katlanıyor ama cidden çok nadir geliyorlar. O yüzden bunlara değmez. Şutlarda ise 2 tane seçeneğimiz var. İsterseniz deep 3 çalışabilirsiniz ama 3 düğüm yeterli değil diyorsanız free throw atabilirsiniz. İkisinin de puanı aynı. Ben bir deep 3 denemek istiyorum. Biraz zor ve şut atmaya henüz alışabilmiş değilim tam olarak. Görüyorsunuz bayağı geç falan bırakıyorum şu anda. Ama siz daha iyi bir üçlükçüyseniz bunu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yanılmıyorsam 7 tane ya da 10 tane miydi? 7 ya da 8 tane atmanızı istiyordu. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ben de yavaş yavaş elim ısındırmaya çalışıyorum ama gerçekten benim için biraz uzak bir mesafe. Tabi beclerimin de olmaması buna büyük etken diyebiliriz. Biraz daha zorluyorum. Hadi son bir tane kaldı. Bunu da atarsam sanırım başaracağım. Evet, son şutta 3 yıldızı almayı başardık. Eğer dediğim gibi 3'lüğünüz 80'in altındaysa veyahut da beceriniz yoksa free throw'dan da yine 3 yıldız almanız, 750 puan maksimumunuz kolay olacaktır. Gelelim playmaking'e. Playmaking'de herkese one man'i tavsiye ediyorum. Yapması çok kolay ve biraz daha zevkli diğerlerine göre. Rebound alıyorsunuz, ilk savunmacınızdan sıyrılıyorsunuz. Ondan sonra pas verirseniz 2 puan. Asist yaparsanız 1 puan, top kaybı da yapmamanız gerekiyor. Top kaybı yaparsanız verdiğiniz şeyi siliyor. Skoru siliyor yani. O yüzden şu oralardan orta mesafe atabilirsiniz. Kontak tankınız varsa üzerine gidip poster yapabilirsiniz. Veyahut da kanattaki oyuncularınız iyiyse, ki bende şu anda Ben Simmons ve Bolden var ki ikisinin de şutu yok. O yüzden ben böyle el üstü atacağım. Zaten 4 ya da 5'ten sonraydı yanlış hatırlamıyorsam olması gerekiyor 3 yıldız. Almanız çok kolay olacaktır. Playmaking'i de böyle kasabilirsiniz. Gelelim defansa. Defansta çok daha fazla seçeneğimiz var ama bir de defans kasmak biraz daha kolay olduğu için maçlarda rebound almanız bile yettiği için ben charge önereceğim. Yani charge kartı almayı önce hücum faulü almayı önereceğim. Yapmanız gereken şey çok basit. Top elinde olan 5 oyuncu var, görüyorsunuz. Rastgele biri üzerinize koşuyor. Önüne çıkıp B tuşuna basılı tuttuğunuzda, yani hücum faulü aldığını tuşuna basılı tuttuğunuzda zaten otomatikman animasyona giriyor ki 3 kere yapsanız bile yeterli oluyor. Çok az zaman aldığı için bunu tavsiye ediyorum ve çok da hızlı zaten gerçekleştiriyorsunuz. Antrenmanlar bu şekilde. Ben 25 antrenmana kadar, jump shot creator açılana kadar antrenmanlara devam edeceğim. Wells Fargo Center'da bugünkü konuğumuz Cedi Osman'la Cleveland Cavaliers, The Cavs konuk ediyoruz. İlk 5'te değilim ama 6. adamım bu dakikadan sonra. Maça dair olduğumda 23-9, zaten Cleveland'ın şu anda hiç galibiyet yok bilgisayarda ve bunu da belli ediyorlar. Tepede bir pick and roll set açıldı, önümde boşluk oluştu. Yüklendim, biraz erken bırakmama rağmen turnikem isabetli. Ben de 6. adam olarak böylece ilk sayımı bulmuş oldum.
Normalde bu 3 sayı seti ama oynayamadık. Joel Embiid birebir oynamadı. Şutunu bozdu. Bana döndü. Ben de fake mi cevap alamadım. Süre azalıyor. Bir pick and roll çıkartır mıyız? Güzel perde geldi Embiid'den. Çok da güzel devrildi. Basım da başarılı. Süre dolarken hiç paniklemedik ve basketi bulduk. 6. adam olduğum için tabii ki daha fazla sorumluluk almak istiyorum. Güzel bir top çaldım burada. Biraz da şansım yarımdaydı. Sexton iyi savundu beni. Atışım isabetsiz. 6. adam olduğum için sorumluluğumun arttığını düşünüyorum ve doğal olarak daha fazla özellikle bench sahadayken daha fazla kendim oynamaya çalışacağım. Zaten koç da setleri benim üzerime çiziyor. Köşeye bir kat denedik. Orada üçlük atacaktım ama iyi savundular. Dedelova var karşımda. Hopstep'imi yaptım. En son üzerine gittim. Basket foul geldi. Az önce kaçırdığım boş turnikin intikamı olsun bu. Triberg oyun kurarken setlerimiz genelde tıkanıyor. Burada yine setimiz tıkandı. Ve köşede bana geldiler. Biraz uzak mesafedeydi savunmacım. Üzerinden üçlüğü gönderdim. Kesinlikle ve kesinlikle benim daha fazla sorumluluk almam gerekiyor. Özellikle bu 5, yani ikinci 5 sahadayken ikinci 5'in lideri benim çünkü. Triberg kesinlikle oyun kuramıyor. O yüzden ben ipleri elime almaya çalışacağım. Cedi Osman'ın yanından geçtim ama attırmadı bana Cedi bu basketi. Şimdi Colin Sexton. Cedi blok geldi. Okoyun'dan Cedi'ye. Murray içeri kat edecek gibi yaptık. Etmedi. Bolden, Triberg. Sete döndük gibi. Çok zor bir atış. Bu atış anca excellent atsam girerdi zaten. Cedi Osman'ın üzerinden basketi gönderdim ben de. İlk 5'e çıkmayı 4 gözle bekliyorum gerçekten. Burada iyi savunma yaptık ama boyalı alanda topu Cedi ile buluşturdular. Cedi Osman'dan bir basket daha geldi. İlk sayıları yalnız bu. Skordan da anlayacağınız üzere hücum etmekte zorlanıyoruz. Burada da switchlerde bir terslik oldu ve Sexton üçlüyü gönderdi koç. Evet, bir mola iyi gelecek. Kesinlikle değişikliğe ihtiyacımız var çünkü bu set, bu 5 set oynayamıyor bildiğiniz şu anda. Ben kenara geldim. Beni almasaydın iyiydi koç. Neyse, oyuna tekrar dair olduğumda 60-55. Cleveland ciddi arayı kapatmış. Triberg. Dip çizgiden zor bir atış. Atışı isabetli yine de Triberg'ün. Yine Triberg'ün kuramadığı bir set izliyoruz. Bana bir perde var. Bana ciddi set açılıyor bu arada. Orta mesafede bomboşum ve yumuşacık bıraktım. Baya dediğim gibi benim üzerimden set oynuyor şu anda. Herhalde koç da farkına vardı. Ne diyeyim ki? Lernance Junior'dan sıyrılırım diye tahmin ediyorum. Fazla zorladım bu pozisyonda. Atışım isabetsiz. Bunu yapmamam gerekiyordu işte. Yani Lernance Junior zaten uzun boylu bir oyuncu. Üzerine niye gidersin anlamadım. Fark bayağı 3 sayıya kadar inmiş durumda şu anda. Yalnız bu 5'te koç çok ısrar ediyor. İçeri girmeyeceğim bu defa. Sıkıntı. Al Horford'la ikili oyun oynayabilirim ama Al Horford hiç benle oynamak istemiyor gibi. Bir de top kaybı ama top kaybını bana yazmadı. Galiba yine de Dellavedova'yı durdurmayı başardım iyi savunmamla. Hızlı çıkabiliriz. Oo, benim önüm boşalttılar. İki serbest atış gelecek. Gerçekten çok zorlanıyoruz bu dakikalarda skor bulmakta. Küçük bir krizle kapattık ilk yarıyı. Bu arada emekli formaları görüyoruz. Allen Iverson'ın 3 numarası da emekli olmuş durumda. İkinci yarıya tabii ki bench'te başlıyorum. İlk 5'in ipleri eline alacağını düşünüyorum. Evet, güzel. Ben Simmons faulleri kullanırken bence oyuna dair oldum böylece. Yine aynı 5'e dönmeyiz umarım ya. Biraz bu 5'le oynamak istiyorum. Çünkü Joel Embiid var, Ben Simmons var. Alışmak istiyorum onların oyununa. Embiid çok güzel koştu burada. Koşan uzun her zaman ödülünü alır NBA'de. 17 sayıyla oynuyor Joel Embiid. Sezon başından beri Embiid'in böyle bir başlayamadığını fark ettim. Gerçekten skor üretmekte zorlanıyor. Zorlanmıyor da az top kullanıyordu. Bu maç onun oynadığını görmek de güzel. Ben Simmons geliyor alıyor. Bak kaldıracağım yapmaya çalıştığım şey bu değildi ama çok güzel oldu. Ben düz koşar diye tahmin etmiştim. Böyle bir animasyona girdik. Asistini de vereydim bir oyun. Yani orada bayağı çok güzel bir set yapmışız. Bir asist de vereydin orada. Sanırım orada top çemberi çarptı bu arada. Colin Sexton. Kevin Porter Jr.
perdeyi aldı. Elini kolunu sallaya sallaya girdi içeriye. Basket'i buldu. Çok ciddi savunma eksiğimiz var. Özellikle bazı oyuncuların ciddi ciddi. Al Horford, John Hanson'a karşı birebir oynayacak. İyi savundu. Hanson burada. Al Horford'u Deladova ile çıkıyorlar. Ürüne geçmeye çalıştım ama Larry Nance Junior'ı kaçırdık bu defada. Ya niye switch diyorsun Simmons? Abi neye switch diyorsun? Kime switch diyorsun? Bana mı diyorsun? 14-14 oldu skor. 14-4'lük seri var. 82-79 oldu skor. Ufak bir panik yapmaya gerek var mı? Çok güzel bir set oynadık. Yok yok gerek yok. Tamam tamam. Ben ipleri elime alacağım. Belli oldu. Gecenin asistine bakıyoruz. Joel Embiid ile oynadığımız ikili oyun benim şık basım Embiid'in pot altında rahat bitirişi. Dördüncü çeyrek başlıyor. Ve dördüncü çeyrekte ilk beşteyim. Şöyle bir sahaya bakıyorum. Tamam fena değil, en azından Ben Simmons oyunda daha rahat oyun kuracağız. Fake'ime cevap aldım. İçeriye yükleneceğim. Mike Scott kullanmadı şut. Bende patladı top biraz. Atışım isabetsiz. Bunları atmam gerekiyor bu arada ama çok kötü bıraktım ben de. Yani şut anlamı, yani maçta kötü değilim ama şut anlamında kötüyüm. Porta Junior'dan bir üçlük daha geldi. Junior da bayağı atıyor bu arada ve farkı bir sayıya indirmedi. Bir sayı öne geçti şu anda Cleveland. Yani Brett Brown bir panik düğmemiz varsa bence bir şey yapsak mı acaba? Hani bir elimiz gitse mi oraya doğru? Ben Simmons. O da oynayamadı setini ve topu kaybediyordu. Allah'tan kaybetmedi. Top bende patlayacak gibi görünüyor. Zor bir atış olacak benim için. 23 korumaya rağmen şutu atışım isabetli. Şans biraz yanımdaydı. İçeriye girdiler bu defa. Al Horford kapatmayı başardı. Sonunda birileri direnç gösterdi. Colin Sexton bu defa savunamadı beni. İlk yarıda benzer pozisyonda turnikemi bozmuştu ama bu defa garantiye gitti karakterim ve smaç'ı vurdu. Sexton'a bir de tam böyle bir çaylak savunması. Hemen bir smaçtan sonra gaza gelip kendimi lockdown defender sanıp yapışmak. Neyse ki Sexton bunu iyi kullanamadı. Ama içeride sert bir faul Al Horford'dan. Tristan Thompson faulleri kullanırken bir kenara geldim. Oyuna girer miyim derken oyunda buldum kendim. 111-105 son 4 dakika. Bunlar hepsi ilk 5 alametleri işte. Yani son 4 dakikada bir çaylığa oyuna sokuyor. Bize ne kadar güvendiğini gösteriyor bu da Brett Brown'un. Yakındır yakındır ilk 5 yakındır. Büyük ihtimal bir sonraki maçımız ilk 5 maçımız bile olabilir. Her neyse önümüzde bir 4 dakika var ve Cleveland şu an biraz iğmeyi almış durumda. Onlara izin vermemiz gerekiyor. Çok güzel bir pas, basket, foul. Simmons bu katlarımı çok güzel görüyor. Yani basket faul eyvallah da burada kredi tamamen Ben Simmons'ın. Çok keskin ve çok güzel bir pas. Ben de arkamdaki oyuncu uzun boylu olmasına rağmen bitirmişim. Ardından da cool bir bakış atmışım. Evet sanırım animasyon almam gerekiyor biraz. 114-106 Ben Simmons bir de top çaldı. Ben Simmons kendisi gidiyor ve fast break'i bitiriyor. Ben Simmons. Küçük bir hançer olabilir bu Cleveland'a. Fark 12 sayı şu anda ve Cleveland'ın şu dakikalarda bir şey yaptı. Porter Jr. excellent release gönderdi. Kevin Porter Jr. üçlüklerine kaldığı yerden devam ediyor. Ben de 23 sayıdım ama asist ve rebound konusunda sıkıntı çektim bu maç. Zaten dediğim gibi setler oynanamayınca bu arada bu seti bir daha oynuyoruz ve aynı seti bir kere daha yedirmeyi başardık. Artık bu maçın bittiği anlamına gelebilir. Son çeyreğin son bölümündeki oyunumuzda 130-119 Cleveland'ı yenmeyi başardık. Dediğim gibi Ben çok fazla sahada kalıyor. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü oyun kurucusuz oynuyoruz bildiğiniz. Triborg hiç oyun kuramıyor ve savunmada ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Neyse ki ilk beşimiz çok iyi. Başta yaptıklarımızı görüyoruz. Bir atribut gelişimi daha aldık. Şu an herhalde 89 overall falan olmuşumdur ama bir de VC yok maalesef. Çünkü yine bir karakter kastım My Park için. Onu da devam ediyorum. Hall of Fame bonusumuzu da aldık ve bizim için fena olmayan bir maç çıkarttık en azından skor anlamında. Soyunma odasında da yavaş yavaş kaynaşmaya başlıyoruz takım ile. Yani Joel Embiid gelip bizimle bir şeyler konuşuyorsa bence iyi yolda izlemektir. Evet
29 sayı, 2 rebound, 2 asist. Bugün rebound asist konusunda çok iyi katkı veremedik. Bir tane badge almıştık. Hemen rozetlerimin son durumunu da sizlere göstereceğim ve ondan sonra videonun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Dediğim gibi ben arka planda oynuyorum. İlk 5'e çıkmak istiyorum artık. İlk 5'e çıkalım da gerçek kariyerimiz gerçek anlamda artık başlasın. Gelişmelere bir bakalım. Şöyle bir şu an arttıramayacağım gerçi ama karakterin özellikleri bu şekilde. Rozetlere de gelecek olursak yavaş yavaş onları da arttırıyoruz. Bir tane shooter rozetimiz gelmişti. Quick draw'u golda çekeceğim ve daha fazla da videoyu uzatmayacağım arkadaşlar. Kenzie'ye bakıyorsunuz. Yorumlarınızı görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi paylaşırsanız kanalımıza abone olmuş beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.